Fatih yine Fatih dedim. Hakan yine kendi haberlerle devam edelim. Ben Fatih Üreğin efendim. Fatih. Can abi Sapanca'ya gidelim. Göl kenarında böyle bir dinlenme, Nilüferlerin yanında dinlenmeye ihtiyacım var. Fatih Yürek. Evet. Hadi Fatih bakalım. Yürek gelinim mutfakta da isyanı bitmiyor. Fatih'in aklı geçen yıl bıraktığı programında kalmış. O benim evladımdı diyor. Programı daha önce kimler sunmuştu? Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Songül Karlı, Safiye Soyma, Mehmet Ali Erbil. Size de soralım. Favoriniz hangisiydi? Haberimizi de izleyelim. Fatih Yürek hangi eski dostlarına res çekti? Kimi hain ilan etti? Hainlik mi? Evet, çok yakınımdan, çok yakınımdan gördüm. Programı biteli aylar, yıllar olan Fatih Yürek içindeki hayal kırıklığını ve üzüntüyü bir türlü atamadı. Üstelik mücadele etmeyi de hiç bırakmadı. İstemediklerim gidecek, ben televizyona geri döneceğim. Bir kere neler yapıyorsunuz? Televizyonda olmak istediğinizi ısrarla söylüyorsunuz. Evet. Çok seviyorsunuz. Olacağım ben. Başlıyor musunuz? Olacağım, istemediklerim gidecek, ben olacağım. Geçtiğimiz günlerde Siyahlar içinde çıktı karşımıza. Konu her zamanki gibi daha önce sunuculuğunu üstlendiği yemek programıydı. Bugüne kadar binlerce kez sahneye çıktı, televizyon programları yaptı, filmlerde oynadı ama o programın yerini hiçbiri tutmadı. Kıymetimi geç anladılar. Sunucular bir türlü rayına oturamadı. Hayatı değişiyor. Değişiklik oluyor sürekli falan. Nasıl yorumlarsınız? Benim kıymetimi daha iyi biliyorlar. Çünkü o benim çocuğum. O program ama ben geçti artık. Fatih Yürek'ten sonra hep yakın arkadaşlarım dediği isimler sundu aynı programı. Bu konuda biraz kızgındı. Sen böyle bir şey gördünüz mü? Bir hainlik diye. Hainlik mi? Evet, çok yakınımdan. Çok yakınımdan gördüm. Yakınlarımdan hainlik gördüm dedi Fatih Yürek. Belli ki hisleri onu kamçılamıştı. Yakında yeni bir program yapacağım dedi ve rakiplerine de gözdağı verdi. Peki Fatih Yürek'ten sonra kimler oturdu o meşhur sunucu koltuğuna? Hızlıca bakalım mı? Sizler stüdyomuza, ben de daha doğrusu buraya ve sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Berkay'ın doğum gününe gittik, şarkılar söylüyor falan. Hadi happy birthday falan filan. Gelinlerimiz ellerine sağlık, keklerimizi yaptılar. Şimdi tadıma, yoruma puana geçeceğiz. Şimdi kızlar çok güzel mantı yaptılar. Mantının adı utangaç mantı. 1, 2, 3. Mehmet Ali Bey. Parmağı göreyim parmağı. Ay parmakçılar sizi. Evet. Siz ne dersiniz? Bu isimler arasından sizin favoriniz hangisi? İzlemişsinizdir mutlaka yani... Can Hoca izlediniz mi Gelinin Mutfaktayı? Belki denk gelirken şöyle bakmışsınızdır. Hakan. Tek sen sunar mıydın? Ben sunayım ya. Evet tamamdır. Sen sun. O yüzden sendik yani. Haber dedim zaten. Kesinlikle sunarım. Yani şimdi yemek denince zaten akla gelen. Akla gelirim diyorsun. Bu kadar insandan olduğum için. Yani aslında hepsi enteresan. Ama Mehmet Ali Bey iyileşti miydi? Ha ben de onu söyleyeceğim. Yürüyor mu? Sunuyor. Evet. Yürüyor. Ama maşallah. Ama ne güzel. Çok... Eskisi gibi. Oh oh. Parladı. Çok çok büyük bir eksik çünkü evet, onun tabii, olmaması tabii, Türk televizyonlarında çok önemli bir isim. Sen izlediğin kadarıyla programa en çok kim yakışmıştı? Fatih Yürek o benim bebeğimdi, çocuğumdu, ben diyor. E o başlattıysa herhalde ona yakışmıştır. Evet. Yani o çünkü o onunla başladı bu. O yarattı olayı gerçekten. Yani ben seyretmedim bu arada. Peki hani... Mehmet Ali Erbil Gelinin Mutfaktanın sunucusu oldu ama sosyal medyada da bir tartışma başladı. Bilmiyoruz takip edebildiniz mi? Yok. Bir sosyal medya fenomeni genç bir şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil beni taciz etti dedi. Ondan geldiğini iddia ettiği mesajları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bununla da kalmadı, savcılığa Mehmet Ali Erbil ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in de bir kadın programında sunuculuk yapması sosyal medyada tepki çekti. Gazeteci Melis Alpan diyor ki işte erkek dayanışmasında bir numaralı iş. Kadınlar olarak bizim daha bu ülkede çok işimiz var. Şu feministler, şu kadınlar fazla oldu diyenlere demek istiyorum ki durun siz daha hiçbir şey görmediniz. Tacize uğradığını iddia eden
Ece Ronay da diyor ki olay sonrası televizyondan gelen hiçbir iş teklifini değerlendirmedim. Hiçbir prim fırsatını kaçırmamışlar. Televizyon kanalları suçu bariz olan erkekleri ne güzel ödüllendiriyorlar. Helal olsun, ayakta alkışlıyorum. Bir de madalya taksanız Allah bari demiş. Konu o kadar farklı bir yere gitmiş ki. Şimdi evet. Mehmet Ali Erbil bu ülkenin en çapkın adamlarından biridir. Evet. Mehmet Ali Erbil'e telefonu verdiğinde mesaj gelebileceğini düşünmelisin. Bir öngörmelisin. Ve burada yani şimdi taciz berbat bir şey. Evet. Bunun evet. savunulacak asla bir tarafı kabul edilemez. Ama yani şimdi Mehmet Ali Bey'i gerçekten çok şeker bir çapkınlığı var. Yani orada bir şeyler denemiş olabilir. Ama yani bunu bu kadar yüz üstüne çıkartmak, bu kadar hani program almasınlara getirmek için bu adam Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en büyük şovmenlerinden birisi. Hı hı. Sunucularından birisi. Yani hak ettiği bir şey. Tekrar dönmek istiyor, görüyorum. Evet, doğru. Tekrar olmak istiyor. Yani bu adama bu şeyler yakıştırılmaması gerekiyor. Çapkın mı? Çapkın. Hepimiz biliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Ama birilerinin de bu konuda hani biraz evvel dedin bir ya hassasiyeti de varsa bir başka o çok ince bir sınır. O çok ince bir sınır. O sınır evet. aşıldı mı evet. bunu dile getirmesi, gerekli mercilere götürmesi de son derece haklı. Evet ama bu bir mesajsa eğer sadece ve bu mesajda çok sinkaflı bir şeyler istiyorum. Yoksa yani bunu her gün binlerce, milyonlarca insan yazıyor birbirlerine. Bazıları çok kötü noktalara gidiyor işte. Evet. Bazıları evet. konuyu yargıya taşıyor. Evet.